Abdurrahman Dilipak. Bob. Hristiyan dünyasının batıdaki en önemli bir iki mabedinden biri olan Notre Dame de Sion kilisesi yandı. Eş zamanlı olarak Kudüs'te Mescid-i Aksa'da da bir yangın çıktı. De Sion harabe haline geldi ama Aksa'daki yangın söndürüldü. Yarın nerede ne olur bilmiyorum. Ya da yangınla kim kimi suçlar ve ardından neler yaşanır onu da bilmiyorum. 11 Eylül'de Baba Bush o saldırının faturasını Irak'a çıkartmıştı. Bakalım bu işin faturası kime çıkartılacak? İsterseniz bu hikayeye en başından başlayalım. Büyük Orta Doğu Projesi ya da daha mı diğer, genişletilmiş Orta Doğu İnisiyatifi ya da tam adıyla Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek Bir Gelecek ve İlerleme İçin Ortaklık adlı bu proje Amerika'da. Kuluçka dönemini tamamladıktan sonra Haziran 2004'te Sea Island, Amerika'daki G8 zirvesinde görücüye çıktı. Bu projenin ilk ortaya çıkışı Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle. Hatta o süreçte başlar. 1998'de Amerika'da Clinton döneminde 21. yüzyıla yeni dünya düzeninin inşası için ilk adım olarak düşünülen stratejik bakış, düşünce, eylem planında bu yönde ileri doğru atılmış bir adımdır. Bu plana göre dünya Amerika'nın çıkarları doğrultusunda ve batının değerleri ve güvenliği temelinde şekillenecektir. Fikri zemini oluşturulduktan sonra 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından Amerika'nın Afganistan ve ardından 2003 yılında Irak'a müdahalesi bu planın hayata geçirilmesinde ilk adım olmuştur. BOP'u anlamak için RCD, Sento, Bağdat Paktı'nı, Çekiç Gücü, PKK'yı, PYD'yi, DAEŞ'i, FETÖ'yü, NATO'yu, BÇG'yi, darbeleri, AB'nin Türkiye'ye karşı tavrının arkasındaki sebepleri de anlamak gerekir. Belki tezkereyi de anlamak gerekir. Bu stratejik plan Amerika'nın ve Batı'nın güvenlik ve çıkarlarıyla ilişkilendiriliyor. Bush'un Irak'a girerken söylediği bir söz vardı. Okyanuslar artık Amerika'yı savunmaya yetmemektedir. Bunun anlamı şu, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Doğu Asya, Amerika'nın yeni hedefidir. Bob bu anlamda bunun ilk etabı olacak ve bu etapta Condoleezza Rice'ın ifade ettiği gibi bu plan çerçevesinde ilk olarak bölgedeki 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları yeniden belirlenecektir. İnsan hakları, refahın paylaşımı, cinsiyet eşitliği, kadın hakları, hukuk düzeni, her şey yeniden düzenlenecektir. Tabi her şey demokrasi için ve demokratik kurallara göre, STK ve medya eliyle. 2004 Mart'ının sonuna doğru AB, İrlanda'daki zirvesinde katıldığını açıklayacaktır. Zaten 7 Şubat'ta Joska Fischer, Münih'te BOP'a katıldıklarını ve güvenlik kanadına destek verdiklerini açıklamıştır. Bu vesileyle silahlanması sınırlandırılan Almanya silahlanmaya başlayacaktır. Hatırlayacaksınız, Soğuk savaş biterken medeniyetler arası savaş başlatılmıştı. Tehlikenin rengi artık kırmızı değil yeşildi. Batı, savaş, terör ve darbeler olmadan kendini güvende hissetmeyecek ve refahının dayandığı sömürü düzenini sürdüremeyecektir. Bunun için de ulusal terör globalleştirilmelidir. Bu anlamda bir süre sonra DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle tanışacağız. Peter Waltman, 3 Şubat 2004 tarihinde The Wall Street Journal'da Lewis doktrini diye bir şeyden söz eder. İslam dünyasına demokrasi ihraç edilecektir. Bunun için gerekirse askeri güç kullanılmalıdır. İslam dünyasının batılı hayat tarzına boyun eğmelidir. Dinleri, gelenekleri, üretim tüketim ilişkileri batı değerler sistemi için bir risk oluşturmayacak şekilde yeniden tanzim edilmelidir. Radikal İslam bu anlamda hür dünyaya yönelik bir tehdittir ve bu küresel bir terör olarak batıya yönelik bir tehdittir. Batı bu şekilde kendine tabi olmayan İslam'ı anti-Krist olarak adeta şeytanlaştırmakta, yok edilmesi gereken bir deccele dönüştürmektedir. Bob bu savaşın merkez üssü olacaktır. Bob merkezinde Türkiye'nin olduğu, Türk dünyası ve Pakistan'ı da içine alan Osmanlı Devleti sınırlarının önemli bir kısmını kapsayan, coğrafi olarak 12 milyon metrekarelik ve yaklaşık İslam dünyasının yarısını içine alan bir projedir. Bob, Orta Doğu diye adlandırılan, Çin ve Hindistan'dan başlayıp Fas'a kadar uzanan bu coğrafyayı operasyon alanı olarak görmektedir. Bu maksatla örgütlenen CENTCOM'un operasyon alanı bu coğrafyadır. Güya bölgeye barış, istikrar, demokrasi ve refah getireceklerdi. Terör bitirilecek, Filistinle İsrail arasında barış sağlanacaktı. Ama tam tersi oldu. Eylül 2010'da başlayan Arap Baharı, işler tersine dönünce kışa döndü. Bütün bu vaatler bir yalandı. Amerika İsrail'i korumak, petrol koridorunu kontrol altına almak ve İslam coğrafyasında kontrolü ele alarak İslam'a ve Müslümanlara karşı. 28 Şubat'ta manşetlere taşıdıkları Topyekün Savaşı başlatmak için bölgedeydi. Vaat ettikleri ne varsa hepsi sadece oltaya takılan yemdi ve bütün bunlar bir aldatmaca, kamuflajdan başka bir şey değildi. Başlangıçta BOP'un merkezi Türkiye olduğu için Mısır ve Suudi Arabistan gibi Amerika'ya yakın bazı ülkelerin tepkisini çekmişti. Bugün BOP'un merkezindeki Türkiye ayağa çökünce başta Suudiler ve Mısır olmak üzere yeni Bob sürecinin merkezinde yer aldı. 2011'de başlayan Arap Baharı bugün yeni Bob sürecinde eski muhalifler eliyle sürdürülmeye çalışılıyor ama artık bu yeni süreçte AB yok, İngiltere AB'den ayrılıyor ve Türkiye mihver ülkeyken hedef ülke haline gelmiş durumda. Amerika bölgeye gelirken ne vaat ettiyse tersini yaptı başkalarını haydut devlet, terör destekçisi devlet diye hedefe koyarken aslında kendi o rolü üstlendi. Mısır'da askeri darbeyi desteklediler. Irak ve Suriye'nin hali ortada. Afganistan'da çözümsüzlük devam ediyor. Yemen, Libya ve son olarak Sudan'ın geldiği durum ortada. Filistinle İsrail arasında da durum düne göre bugün daha vahim. Amerika bölgeye fincancı dükkanına dalan öfkeli bir fil gibi girdi. Yapay zeka ve Big Data buluşmasının ardından süper bilgisayarlarla başlayan siber istihbaratla siber savaşın eşiğine geldik. Sanal ortamda savaş başladı. Humanoidleri bile beklemediler. Tanrıyı kıyamete zorlama çabasındaki güçler dünyada bugün 2 milyona yakın yapay zeka alanında çalışan varmış. Bunun yarıya yakını Amerika'da. Geri kalanı Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa, İsrail bu arada birçok ülkede çalışan birçok uzman doğrudan ya da dolaylı olarak bilerek ya da bilmeyerek İsrail'in kurduğu ağla ilişkili. İslam ülkeleri bu sistemde en sonda. Altyapı yok ve hükümetler tarafından bu işi yapanlara destek verilmiyor ve engelleniyor. Dini topluluklar ve bu konuda fetva verenler bilmedikleri ve anlamadıkları bu şey hakkında kuşkulular. Türkiye gibi ülkelerdeki bu alanda ortaya çıkan isimler batıya gidiyorlar. Her şeye rağmen içeride sayısı çok sınırlı. Uluslararası sistemin acelesi var. Siber savaş kapıda. Bazı Asya ülkeleri ve Rusya mikro İslami gruplar kendi aralarında bir network oluşturma çabasındalar. Enes'in beklemeye tahammülü yok. Aceleleri var. Bob artık yola Türkiye'siz devam edecek. Mısır ve Suudilerden kurtulmak hiç de zor değil. Önce şu Süleyman mabedinin inşası için bir adım atsınlar. Hem zaten bu kadar insan dünyaya çok fazla. Bir savaş bu kalabalıklardan kurtulmak için onlar açısından iyi olacak. Önümüzdeki günler çok şey gibi. İnşallah şu kördüğüm olan sandık mücadelesi bir an önce biter de önümüze bakarız. Yoksa hepimize yazık olacak. Hep birlikte kaybederiz korkulan olursa, Allah'ın yardımı bize ulaşmazsa halimiz yaman. Onun için tevbe edelim. Allah'ın yardımının bize ulaşmasına engelleyen cahil, zalim ve fasıkları çevremizden bir an evvel uzaklaştıralım inşallah. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit